Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Hasan üzerine yemek döken bir köleye ne yapmış? Allah. Bu olay, Kur'an ile ahlaklanan kimselerin nasıl bir fazilet aşına yükseleceğini göstermesi bakımından gerçekten son derece önemlidir. Ayrıca okuduğumuz Kur'an ve hadislerin hükümlerini uygulama konusunda da bizim için bir ibret vesikasıdır. Olay şöyle. Hz. Hasan Efendimiz bir gün misafirleriyle sofrada oturmuşlar, yemek yiyorlar. O sırada kölesi bir kap sıcak yemekle odaya girerken ayağı yere takılıp elinde yemi Hz. Hasan üzerine boca eder. Tabi bu durumda Hz. Hasan öfkelenir ve terbiye maksadıyla kölesinin yüzüne şöyle biraz sertçe bakar. Ama köle Ali İmran suresinde geçen o Allah'tan hakla korkanlar bollukta ve darda Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanlar affederler mealindeki ayette geçen vel el gayz öfkelerini yutarlar, gadab etmezler kısmını okuyiver. Bunun üzerine Hz. Hasan kadabımı terk ettim, öfkemi yuttum buyurur. Köle bununla yetinmez. Ayetin devamındaki vel afin alin nas İnsanlardan kusurlarını affederler, örterler kısmını okur. Onun üzerine Hz. Hasan Efendimiz affettim cevabını verir. Köle yine durmaz. Ve ayetin sonunu okur. Vallahu yuhibbul muhsinin. allah Teala ihsan edenleri, iyilikte bulunanları sever. Bunun üzerine Hz. Hüseyin, Hz. Hasan Efendimiz Allah için seni kölelikten azat ettim. Dilediğin yere gidebilirsin diyerek ona ayrıca maddi bir ücret de verir. Hem azat eder. Bakın kendisine zarar vermiş hem de köle olan birisine karşı Hz. Hasan Efendimiz'in bir ayete geçen üç uygulamayı arka arkaya yapmış olması. Cenab-ı Hak bu güzel duyguları, ayette ve hadiste geçen bu güzel ahlaki erdemleri bize hem kişi, hem aile, hem toplum planında uygulama yaşamayı cümlemize nasip eylesin. İnşallah biz de bu güzel uygulamalar yaptığımızda hem İslamiyeti hayatımıza uygulamış hem de diğer insanlara bu İslam'ın güzelliklerini fiilen tebliğ etmiş oluruz.